Fujinon XF 23 mm f2 lensi. Seyahate çıkıp tek bir prime lens alacaksanız yanınıza, almanız gereken lens bu. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bir zamanlar sahip olduğum, yurt dışı seyahatlerimde yanımda götürdüğüm, hatta bütün Karadağ seyahatimi belgelediğim lens. Sattığıma da pişman olduğum tek lens. Yapısı klasik XF F2'lerin kompakt, full metal yapısına sahip ve VR özelliğiyle sağlam mı sağlam, güvenilir mi güvenilir bir lens. Neden 23 mm? Bu lensi ilk aldığımda sevgili dostlar, full frame'de 35 mm karşılığı olduğu için ve video çekmek için ideal açı olduğu için önce bu lensi almıştım. O zamanlar yaptığım incelemelerde videoda aranan jilet gibi keskin olmayan ama net bir görüntüye sahip olması, otofokus güvenliği beni bu lense yönlendirmişti. Evet, F2'de yumuşak ama F5.6'dan itibaren de ta F11'e kadar jilet gibi keskinleşen bir lens. Genelde fotoğraf çekeceğim zaman ya 5.6 ya F8'e, eğer çok böyle gün ışığı karşıdan almıyorsam o civarlarda bırakırım ve unuturum. Ama tabii fotoğraf için almamıştım ya başlangıçta. Fotoğraftaki avantajlarını daha sonra keşfetmeye başladım lensi kullandıkça. Ne de olsa full frame'de 50 mm kullanmaya alışkın biri olarak ve hep kafamızda 35 mm video açısıdır diye bir tabuyla o zamanlar büyüdüğümüz için. Ben de herkes gibi her gün yeni bir şeyler öğreniyordum, yeni bir şeyler keşfediyordum. Bizim zamanımızda deneme yanılmaydı tabii ki. Ve yavaş yavaş anladım ki XF 23 F2 ile ailenizi çekin. Sokakta fotoğraf çekin. Portre çekin. Seyahatlerinizi çekin. Hem de sadece fotoğraf değil, videosunu da çekin. Yani çek oğlu çek. Ondan sonra bu lens benim kullandığım primeler içerisindeki en favori lenslerimden bir tanesi haline dönüştü. XF 35 mm F2 ile beraber. Ve ilk fırsatta yeniden koleksiyonuma katacağım bir lens olacaktır. Sevgili dostlar, yeni motomuz söz havada kalır ama görüntü akla kazınır. O yüzden gelin hep beraber çektiğimiz fotoğraflarla bu lensin ne kapasitede olduğunu, neler yapabildiğini şöyle bir görsel şölen olarak sunalım.
Şimdi gelelim video kanıtına. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bu açı Hollywood'un yüz binlerce çektiği filmler içerisinde en çok kullandığı açıdır. Eyvallah, gerisini de görsel anlatsın sevgili dostlar. İyi seyirler. Allah ne yalan söyleyeyim, özlüyorum bu lensi. Sevgili dostlar, sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu içerik buna hak ediyorsanız beğeni butonuna lütfen basın. Eğer değilseniz abone olun ki bu aileyi hep birlikte büyütelim. Huzurla kalın, sağlıkla kalın ve de hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.